Millette de çoluk çocuğa yenildiler. Ya çoluk çocuk tam da Avrupa'da çoluk çocuk olmuyor ama Türkiye'de çoluk çocuk oluyor 18-21 yaş arası. Ve buna niye yenildik? Buna nasıl önlem alalım? Yani nasıl çalışıyor bilmiyorum. Onlar kendine bakmıyor. Sadece onu vur, buna vur, şuna laf söyle, buna söyle. Ya kardeşim gerçekten diyorum şu Fenerbahçe kendi gidişatını nasıl toparlarım? Devre arası geliyor bakın 11. hafta 12. hafta bitti. Tamam. 6 hafta sonra ilk yarı bitiyor transfer dönemi gibi. Benim eksiklerim nerede ne yapacağım? Sakatlarım var, işlemeyen yerim var. Bak Galatasaray benim önümde gidiyor. Şöyle ben bunları gerçekten şey yapacağım ama sezon başında verdikleri bir söz var. Taraftar onu istiyor. Ya bunu yaparlarsa kahraman olurlar, yapmazlarsa başka bir şey olur. Bu benim işim değil. Sevgili ama başkanım ya bunları geçmişte söylerken bakın dikkatli söyleyeceksin çünkü her şey kayıtlara giriyor. Sevgili başkanım geçmişte Ali başkanın söyledikleri kayıtlarda ben söylemedim. Şimdi onların olması için bize baskı yapıyorlar. Yok şunu yap, bunu yap. Galatasaray'ı yenilmeyeceksin. Ben yenilmeyeceğim. Bak Saraç'ım söylüyorum. Galatasaray beni çıkar, yener, ezer. Hiçbir şey diyemem. Ama ben sahaya yenmeye veya puan almaya çıkıyorum. Başkanım bir skor tahmini var mı? İçinizden geçen, gönlünüzden geçen bir skor. Valla ben 1-1 bitsin diye istiyorum. Bu benim yapabileceğim en şey. Sen söyle. Peki başkanım geçmişti. Ama yenersek de bak şaşırmayın. Çünkü Samsunspor Türkiye'de şu an kondisyonu 90 dakika giden belki de tek takım. Bak Göztepe var biraz. Tamam mı? Biz Samsunspor 70. dakikadan sonra inanılmaz bir tempoya çıkıyor ve Samsunspor biz maç bitti demeden maç bitmez. Kaç tane maçı 90 artıda yaparak kazandı, aldı. Galatasaray maçında da bakın Galatasaray'a ilk devre 2 gol atıyor, 3 gol atıyor. Sonra rölantiye alıyor. İşte Kasımpaşa örneği var. Rigas örneği var. Az kalsın Elfsborg olacaktı 4-3 maçta. Yani Galatasaray tam götüremiyor. Samsunspor da maçı sonuna kadar götürüyor. Bizim tek umudumuz eğer Galatasaray bu yorgunlukla gelirse Tottenham maçındaki şey gerçekten takımda belki bizim 70'ten sonra maçı alma, çevirme şansımız var diyorum. Yenebiliriz ama benim gönlüm en kötü 1-1 veya 2-1 almak. Başkanım peki yarın Galatasaray yenerseniz geçmişte Bursa'nın, Başakşehir'in hatta bir dönem Kocaelispor'un zorladığı gibi Bursa ve Başakşehir şampiyon olmuştu. O zaman Samsun camiası şampiyonluk kelimesini telaffuz edebilir mi? Vallahi ben etmek istemiyorum ama taraftarım eder. Onları tutamam ben. Yani mucize değil onu söyleyeyim yani. Nasıl ne Bursa yok şampiyon olduysa, Başakşehir o mütevazi ya kadrosuyla şimdi olduysa neden bu, ne yarın Galatasaray yenerse Samsun da bunu düşünebilir yani bunun hesaplarını yapabilirsiniz. Bakın herkes transfer yapacak kış dönemi. Okey. Samsun yapamayacak. Benim 16 tane oyuncum var. 11'i sahada, 5 tane de yedeğim var. Sakatlıklar, kart cezaları, bir sürü şey var. Yani benim genç akademiden gelen oyuncular daha tam oluşmamış, olgunlaşmamış. Onun için kısıtlı bir kadroyla oynuyorum. Benim kalkıp da kula olmam lazım. Ben şampiyonla oynayacağım. Ben bu sene dedim ki sezon başında Samsunspor geçen sene bir puanla ligde kaldı. Aynı kadro. Yeni bir hoca Türkiye'yi tanımıyor. Benim hedefim bu sene ligde kalmak dedim.